We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colorless lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colorless lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. Selamlar herkese. Bugün Kotor, Montenegro'dayız. Yani Karadağ. Karadağ'la Montenegro'nun aynı şey olduğunu bilmiyordum araştırmadan önce. Monte, mountain, negro, siyah, kara. Karadağ anlamına geliyor. Böyle Montenegro çok havalı duruyor. Karadağ da böyle dandik bir Balkan ülkesini andırıyor isim olarak. Ama ikisi aynı yer sonuçta. İki gün boyunca önümüzdeki bu şehri gezeceğim. Ve birazdan Old Town yani eski şehir kısmına gideceğim. Yaklaşık 2000 senelik burası. Hadi gezmeye başlayalım. Şehir neredeyse 2000 yıllık. Öncelikle Roma yönetimi altındaymış. Oradan Bizans'a geçmiş yüzlerce yıl boyunca. Macarlar almış, Sırplar almış, bir ara Fransızların olmuş, sonra Venediklilerin olmuş, Avusturya, Macaristan vesaire. Çok komplike bir tarihi var. Şehrin tepesindeki kaleye çıkabiliyorsunuz. Çıkmanız gereken sadece 1500'e yakın merdiven var. O kadar. Bir de 8 euro ücret ödüyorsunuz. Şu anda merdivenlerin başındayım da. Çıktıkça daha güzel manzaralar ile karşılaşıyorsunuz. Bir yarım saate görüşmek üzere. Dancing in the colorless lightning. Blowing up a thunder. Wash it over me, yeah. We got everything we need right. Yarım saati doldurduk, 10 dakika kaldı diye umuyorum tepeye. Kesinlikle yanınıza su alın ve terlik giymeyin. Sonunda geldik tepeye. Bir saate yakın vakit aldı. Yorucu muydu? Yorucuydu. Değer miydi? Değerdi. Kesinlikle sabahın erken saatleri mümkünse güneşe yakalanmadan buraya çıkmalısınız. Evet arkadaşlar, bir de bu yolun inişi var ne yazık ki. Bana kolay gelsin diyelim. Hani Kung Fu filmlerinde çırak böyle Shaolin tapınağına gidiyor. Kafasını bir kaldırıyor binlerce merdiven tapınağı kadar. Uf puf yapıyor, zorla çıkıyor tepesine kadar. Biz de koltuğumuzda otururken diyoruz ki ya ben olsam çıkardım diyoruz ya, çıkardık. Açıkçası inmeye çok az kaldı. Birazdan aşağı ineceğim, bacaklarım titriyor. Hadi yiyecek bir şeyler bulalım. Burası bana Venedik'i andırıyor bir şekilde. Yani binalar, gelen deniz kokusu, daracık caddeler, restoranlar özellikle. Restoranlar demişken burada Old Town'da hani her şey çok pahalıdır gibi gözüyle baktım ama menüleri inceledim biraz. Ben Margarita Endeksi dediğim bir şey var.
menülere bakıyorum. Margarita pizza 6 ila 7 euro arasındaysa fiyatlar uygundur demektir. Burada da gerçekten o civarda. Eskişehir'de gezebileceğiniz ikişer tane Ortodoks ve Katolik kilisesi var. Oldukça eskiler, güzel denk geldi. Çan oldukça da mütevazılar. Zaten şehrin içinde gezerken muhtemelen denk gelirsiniz ve girersiniz. Evet, Eskişehir'i bitirdik. Aşırı derecede tatlı bir şehirdi ve bir tecrübeydi. Ben şimdi arkamdaki teknemde biraz viskimi yudumlayacağım. Sonra görüşürüz. Buradan net görebiliyor musunuz? Emin değilim ama şehrin surları burada devam ediyor ve dağın tepesine kadar sur var ve biraz önce de yukarı çıktığımız kaleyi gördünüz zaten. Bütün dağı surlarla çevirmişler şehrin etrafını. Limanda onlarca tekne ve tekne turu var. Bunlardan herhangi birine atlayıp istediğiniz etraftaki limanlara uğrayabilirsiniz, gezebilirsiniz. Biz de araba olduğu için arabayla gezmeyi planlıyoruz önümüzdeki 2 gün boyunca. Eğer su kenarında bir otel tutarsanız sahilde şezlonglarının olması muhtemel. Gelmeden de bunu kontrol edin otel tarafında. Bizim otel merkeze biraz uzak olsa da tavsiye ediyorum. Şezlongları da var. Gayet hoş insanlar aynı zamanda. Ben birazcık güneşlenip izninizle denize gireceğim. Bu arada videonun altındaki linkleri kullanarak otel rezervasyonlarınızda birazcık indirim kazanabilirsiniz. Efsane sızmışım şezlongda. Biraz önce yola çıktık. Arabaya atlayarak 15 dakika mesafedeki Perast şehrine geldik. O da antik bir şehir. Birazdan aslında şehre uğrayacağım. Hemen şehrin kenarından bota atlıyorsunuz. Belirli bir ücret ödeyerek sizi buradaki adadaki bir kiliseye getiriyorlar. Aynen bizim Kız Kulesi gibi adanın ortasına inşa edilmiş UNESCO World Heritage, Türkçesini hatırlayamıyorum, larından bir tanesi burası da. Kotor'a uğrarsanız uğramanız gereken adalardan bir tanesi. Hızlıca tarihini anlatayım, hikayesini anlatayım daha doğrusu. Denizciler evlerine doğru dönerken tekneyle bir kayanın üstünde bir kadın ve çocuğunu, bebeğini görüyorlar ve o kayanın etrafına başka kayalar atmaya başlıyorlar her geçtiklerinde. Sonunda da burası inşa oluyor tarzı bir adet hikayesi var. Perast mini minnacık bir sahil kasabası, oldukça huzurlu,
böyle hayvan gibi bir turist kalabalığı yok. Biraz önce bahsettiğim kiliseye uğrarsanız gün batımına doğru uğramanızı tavsiye ediyorum. Oradan da motorla, botla buraya geçersiniz ve sahildeki balıkçıların birine oturup manzara eşliğinde balığınızı yiyebilirsiniz. Fiyatlar çok pahalı değil ama bir parça pahalı diyebilirim. Montenegro'da güneşi batırdık biraz önce. Gün batımı mordu arkadaşlar. Büyüleyiciydi. Başka kullanabileceğim bir kelime yok. Şimdi eski şehre gidip biraz da orayı akşam göreceğim. Belki bir şeyler atıştırırım ve günü noktalayacağım. Evet, yine akşam Old Town'da tıkınıyorum. Bu tatilde birazcık bütçeyi çarçur ettim yemeğe. Yarın ucuza nasıl kahvaltı yapılır, bundan bahsedeceğim. Görüşürüz sabah. Günaydın arkadaşlar. Harika bir sabaha daha uyandık. Hemen Sade'de gelelim. Ucuza kahvaltı nasıl yapabilirsiniz? Ucuza nasıl yemek yiyebilirsiniz yurt dışında? Giderlerinizin büyük bir kısmını aslında yemek oluşturuyor. Hatta benim giderlerimin. O kadar boğazıma düşkün bir insanım ki. Ama yeri geliyor da çok ucuza alışveriş yapıp karnımı çok ucuza doyurabiliyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz alışverişte 4 adet muz, 2 adet elma, süt, sürmelik çikolata ve 16 dilim ekmek var. Sizden ricam şu anda videoyu durdurmanız ve bunların kaç euro tuttuğunu tahmin edip yorumlara yazmanız. Evet, bunların hepsi 4 euro tuttu arkadaşlar sadece. Biz 2 kişiyiz, bunları 2 gün boyunca kahvaltıda yiyeceğiz. Yani kahvaltı başına, kişi başı maliyetimiz sadece 1 euro. Neredeyse bedava demek istiyorum. Aynı şekilde kaldığınız hostelde muhtemelen ortak bir mutfak olacaktır. Gidip 1 euroya makarna alıp 3-4 kişi akşam yemeğinde karnınızı bile doyurabilirsiniz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Bir şehre gelmeden önce hızlıca en ucuz marketleri araştırıp onların lokasyonlarını haritanızda işaretleyip uygun bir zamanda alışveriş yapmanız yeterli. Yani yemeğe o kadar da benim kadar para harcamanıza gerek yok aslında. Etrafta gezebileceğiniz şehirlerden bir tanesi de, kentlerden Budva. Kotor'dan yaklaşık 30-40 dakikalık bir araba yolculuğu ile buraya varabiliyorsunuz. Burası Antalya'yı andırdı bana. Birazcık Avrupa serpiştirin, birazcık da Orta Çağ serpiştirin ve karşınızda Budva. Şu anda şehrin Old Town denen eski tarafındayız, kısmındayız. Ama şehir bir o kadar da buradan dışarı çıkınca modern, sahilde beachler var, eğlence mekanları var. Kotor, Akdeniz'in bir adet havzasının etrafında bulunuyor. Burası ise direkt Akdeniz'e bağlanıyor. Hatta şuradan arkadan dümdüz devam ederseniz İtalya'ya varabiliyorsunuz.
Budva tam bir turistik belde açıkçası. Gelip buraya Old Town'ı yarım saat gezdikten sonra kendinizi benim gibi sahile atabilirsiniz. Sahilde restoranlar ve beachler dolu. Restoranda yemek yiyince şezlongu da otomatik size veriyorlar veya 5 euroya bir şezlong kiralayabiliyorsunuz. Hatta benim gibi beleş tepe bulup bir tane yatabilirsiniz de havlunuzu serip. Marketten şeftali vesaire aldım. Bugünkü yemek maliyetim sıfıra yakın neredeyse. Yarım gün veya tam bir gün bu şehre uğrayıp denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Bu civarda son bir durağımız kaldı. Orada görüşmek üzere. Son durağı olan Montenegro limanındayız. Dünyadaki en lüks, en büyük yatlar bu limana park ediyorlar. 15 metre, 30 metre, 50 metre ölçme kabiliyetimi aşıyor buradaki yatlardan bazıları. Dilerseniz bir 20-30 dakikalık bir araba yolculuğuyla buraya gelip hayallere dalabilirsiniz benim gibi. Montenegro, Karadağ serimizin, seyahatimizin bir sonuna geldik. Yaklaşık 2 gündür size Kotor ve etrafındaki şehirleri gezdirmeyi, beraber gezmeyi hedefliyordum. Beklediğimden çok 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 da keyifli bir gezi oldu açıkçası. Buraya gelecekseniz, buralardaki kasabaları gezecekseniz yazın, havanın güzel olduğu vakitlerde gelmelisiniz. Ve tavsiyem size sap sap gelmek yerine eşinizle veya sevgilinizle gezmeniz, gelmeniz. Hepinize iyi seyahatler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.